Hayırlı akşamlar kıymetli Mavera TV izleyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Dünya Haber serisinin 36. programıyla karşınızdayız. Bu seride her hafta farklı bir ülke, yeni bir konukla veya konuklarla birlikte ele almaya çalışıyoruz. Bugün konumuz Bosna Hersek'te yaşam olacak. Konumuz ise Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden Doktor Mustafa Krupalya hocamız bize eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Hocam programa başlamadan önce kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Saraybosna doğma büyümeyim. Liseyi okumaya Türkiye'ye gittim. Kayseri'de bitirdim liseyi. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde lisansımı tamamladım. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı din sosyolojisi alanında. Doktoramı ise İstanbul Üniversitesi'nden yaptım. Bosna'ya döndük. Şu an işte akademisyenliğe devam ediyoruz. Saraybosna Uluslararası Üniversitesi'ndeyiz şu an. Yüksek lisans doktoradan ile çalıştınız hocam? Doktoradan modern Boşnak milli kimliği üzerine, onun teşekkürü üzerine bir çalışma yaptık. Altı kimlik unsuru tespit ettik. Bunları da bu modern tarihte 1850'lerden günümüze kadar takip etmeye çalıştık. Ve bu şekilde Boşnakların ne tür safhalardan milli kimlik aidiyetleri ve teşekkülü açısından nelerden geçtiklerini tespit etmeye çalıştık. Çok güzel. Aslında konuya geçmeden önce biraz buna da girebiliriz şey olarak, dediniz ya 6 farklı unsur. Evet. Bunlar neler? Bir Bosnalı kimliği nasıl oluşmuş? Biraz buna girin siz bulmuşken. Şimdi bu herhalde bütün milli kimliklerde olmazsa olmazlarından birkaç böyle unsur var. Bosna Hersek ve Boşnaklar örneğinde öne çıkan unsurlar devlet, dil, din, kültür, daha sonra aydınların genel bir konumu ve tarih yazımı konusu. Biz bu 6 unsuru takip ettik, araştırmaya çalıştık. Ve Boşnakların bu modern tarihlerinden 3 ayrı safhadan geçtiğini tespit ettik. Bu birinci safha aslında imparatorluklar devri diyebileceğimiz Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan dönemini kapsayan bir devre. Aslında bu zamanlarda bizim modern milli kimlik dediğimiz olgu ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak ikinci döneme geçince, ki Yugoslavyalar dönemi buna demiştik, ki 1. Yugoslavya ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sosyalist Yugoslavya bunlara dahildir. Bu dönemde artık o ortaya çıkmaya başlayan ve ciddi anlamda sınırları belli olmaya başlayan bir kimliğin devlet eliyle başta olmak üzere bastırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu sadece kimlik ismi üzerinden değil. İşte hem dil olsun, hem genel itibariyle kültür olsun, aydınların bu konuda dile getirmek istedikleri görüşleri olsun falan, çok ayrıntıya boğmak istemiyorum. Ancak her bir unsur açısından böyle bir ortak bir söylem oluşturulabilir. Daha sonra ise üçüncü dönem dediğimiz üçüncü safha 90'larda başlayan bir safha ve artık o Yugoslavyalar öncesinde ortaya çıkmaya başlayan milli kimliğin tam anlamıyla devlet desteği ışığında kaldığı yerden devam ettiğini, bizim iddialarımızdan, tezlerimizden biri de buydu. Aslında sadece tekrardan böyle yüzeye çıkmaya başladığı değil, kaldığı yerden devam ettiği yönünde olmuştur. Yani bir süreklilik var o kimliğin inşası açısından. Tabii ki. Günümüzde peki bu 90'dan bu yana ayrı bir kırılma noktası var mı? Yoksa... Böyle kırılma noktası yok. En çok tarih yazımı konusunda belki
konu çeşitlenmesi, konuların çeşitlenmesi üzerine boşnaklar arasında öyle tam bir ittifak söz konusu olmayabilir. Biz eğer zaten kısaca tarihe girecek olsak Bosna Hersek'ten bahsettiğimizde bunu çok net bir şekilde göreceğiz. Çünkü bu söylem biraz da hani tarihi veya tarih ve geçmiş arasında çok fark var. Yani geçmiş belki de olup bitenleri sadece dile getirmektir. Ancak tarih dediğimizde ise artık buna bir değer yüklüyoruz. Artık iyi kötü bir ikilem söz konusu ve hani çeşitli dönemlere nasıl baktığımızı yansıtan bir okuma söz konusu. Bu okumalar üzerinden bazı kırılmalar oluyor Boşnaklar toplumunda. Ancak onların birbirinden farklı iki toplum şeklinde değerlendirilecek kadar söz konusu kırılmalar değil. Güzel. Bu dediniz ya tarihine gireceğiz, diğer konulara gireceğiz. Ona yavaştan girebiliriz. Bu kimliğin oluşumunda bir kere Bosna Hersek isimlendirmesi, sizin yerelinizde Boşnakça'da ne şekilde telaffuz ediyorsunuz ve bunun hikayesi nereden geliyor Bosna isminin? Onunla başlayabilir miyiz? Evet, tabii. Şimdi Bosna kendi ismini etimolojisi açısından, etimolojisine birazdan değiniriz ancak ilk defa bu isim tarih kaynaklarında 10. yüzyılda geçiyor. Slav kavimleri daha o dönemlerde çok zaman geçmedi onların gelmesi üzerine. Ve daha bu tarih üzerine yaşanan anlaşmazlıklar bu ilk dönemlere de aslında dayandırılıyor. Çünkü bizim Boşnakların İlyalılardan geldiğimizi iddia edenler var, Slavlardan geldiğimizi iddia edenler var. Çok farklı şeyler var ve en büyük tarihçilerimiz arasında aslında mesela Mustafa İmamoviç, Enver İmamoviç gibi tarihçiler arasında böyle bir ittifak söz konusu değil. Bosna ismini nehirden alıyor. Nehirden alıyor. Nehir aslında Bosna Hersek egemenliği açısından da bir nehir olgusu çok önemlidir. Çünkü Bosna Hersek sınırları biraz da nehirlerle çevrili olduğunu gösteriyor. Yani kuzeyde, kuzey batısında Una Nehri var. Kuzey Hırvatistan'dan ayıran Sava Nehri var. Bosna'yı Sırbistan'dan ayıran Drina Nehri var falan. Biz buna baktığımız zaman aslında Bosna Hersek'in her zaman böyle bir coğrafi bütünlük oluşturduğunu da görebiliyoruz. Tabii hangi kavimden bu isim aldığını söylemek biraz zordur. Çeşitli teoriler var. Mesela Besa isimli kavimden geldiğini iddia edenler var. Daha sonra ise İlyria kavimlerinden olan Bosena kavimden geldiğini, onlar tarafından isimlendirildiğini diyenler var. Slav kavimlerinden Busani yine diyenler var. Şimdi bazıları biraz daha tartışmalıdır diğerlerine nazaren. Ancak en olası gibi gözüken bu Slav kavminden aslında isim aldığını aldığı yönündedir. En azından bizim bu alanla ilgilenen tarihçilerimiz fikirlerini bu yönde beyan ediyorlar. Tabii nehirden almıştır. Bosna Hersek'in böyle kuzeyden ortasına giden bir nehir var, Bosna Nehri. Şimdi o şekilde başladı. İlk defa dediğimiz gibi 10. yüzyılda zikrediliyor ve günümüze kadar da bu şekilde kalıyor. Peki bayrağının hikayesi var mı? Şu anki bayrağın, ondan önceki farklı mıydı? Nasıl bu bayrağın hikayesi ortaya çıktı? Aslında her bir dönem yeni bir bayrağı getirmiştir kendisiyle Bosna Hersek'in. Hele bu modern yakın tarihine baktığımız zaman öyle bayraklar vardı ki mesela Bosna Hersek'i simgeleyen Sosyalist Yugoslavya'da başka bütün devletlerin, cumhuriyetlerin yani Sosyalist Yugoslavya dahilinde bütün cumhuriyetlerin kendi armalarında, kendi bayraklarında, kendi milli sembollerini yansıtırken bir tek Bosna Hersek örneğinde Bosna Hersek bayrağında ancak
şey vardı işte fabrika fabrikalar falan vardı, gökyüzüne çıkan dumanlar vardı. Yani çok çeşitli bayraklar oldu. Mesela Avusturya Macaristan döneminde kılıç elinde tutan bir asker simgesiydi Bosna Hersek bayrağı. 90'larda biz zambaklara kavuşuyoruz. Zambaklar aslında 6 tane zambak şey simgeliyor. Ortaçağ Bosna Krallığı'nı simgeleyen sembollerdir. 90'larda artık o sosyalist Yugoslavya yıkılınca ve kendi tarihçilerimiz bu bayrak belirleme sürecine dahil olunca zambaklardan yana tercihlerini kullandılar. Ve bu 98 yılına kadar devam etmiştir. 1998'de artık bizim artık günümüzde de bayrağı olan Bosna Hersek bayrağı var. Bu yeni bayrak yüksek temsilci, yani Avrupa temsilcisi, Batı temsilcisi, daha sonra siyasi yapıdan bahsederken bunu biraz daha açabiliriz. Yüksek temsilci kimdir falan. Yüksek temsilci tarafından dayatılan bir bayrak var. Bugün kullanılan, tam da şu an ekranda gösterilen bayrak. Burada bu mavi renk mesela Avrupa Birliği'nin rengini simgeliyor. Sarı rengi ise Bosna Hersek'in coğrafi özelliklerine baktığımızda ama biraz daha üçgen şeklinde bir devlet izlenimini veriyor. Bu üçgen aslında oradan geliyor. Bosna Hersek'in coğrafi bütünlüğünü bir nevi simgeliyor. Bu beyaz yıldızlarsa işte Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ile çevrili olduğunu gösteren semboldür. Yani bu anlamlar resmi olarak bizim tarih kitaplarımızda yorumcularımız tarafından bu semboller yükleniyor. Şu an Bosna'nın nüfusu ne kadar hocam peki? Şu an Bosna Hersek'te son yapılan nüfus sayımına göre 3,5 milyon civarı insan, vatandaş yaşıyor. Bu sayı tabii ki biraz yanıltıcı olabilir çünkü maalesef Bosna özellikle son yıllarda da artarak bir şekilde başta genç nüfusunu kaybetmeye devam ediyor. Bu yüzden bu 3,5 milyon insan bile biraz fazla abartılı olarak ele alınabilir. Ancak resmi olarak rakamlara baktığımızda 3,5 milyon vatandaşın Bosna Hersek'te yaşadığını söyleyebiliriz. En azından 2013 yılın son yapılan nüfus 2013 yılında yapılan nüfus sayımına göre. Bu nüfus sayımında etnik olarak dağılım veya dini açıdan dağılım nasıl? Aslında biz etnisten bahsederken aynı zamanda bu etnisitelerin büyük ölçüde dini aidiyetlerle de örtüştüğünü söyleyebiliriz. Yani bir Boşnak'tan bahsederken Müslümanlardan bahsedebiliriz. Hırvat'tan, Katoliklerden, Sırp'tan bahsederek Ortodokslardan bahsedebiliriz. Tabii ki ufak böyle %0'larda kaybolmuş bazı istisnalar var. Ancak genel itibariyle Boşnak Müslümandır, Hırvat Katoliktir. Ortodoks olan ise Sırp'tır Bosna Hersek'te. Ve son bu yapılan bu nüfus sayımına göre %51'in Boşnak olduğunu, yani Müslüman olduğunu gösteriyor. Yani Müslümanlar çoğunluktadır. Diğer taraftan %31 civarı Sırp var veya Ortodoks. %14-15 civarı ise Hırvat veya Katolik var. Bu üç millet aslında aynı zamanda Bosna Hersek'in asli milliyet dediğimiz, yani asli unsurlarını oluşturuyor. Bu ne demek? Bosna Hersek'in anayasasına da yansıyacak şekilde bu üç milletin aslında kendi siyasi temsilcilerini oranlarına veya rakamlarına, sayılarına bağlı olmaksızın hepsi üçte biri kendi temsilcilerini seçme veya seçilme hakkına sahiptir.
Seçme seçilme demişken hemen akla şu geliyor. Nasıl bir siyasi sistem var şu an Bosna Hersek'te? Oraya Bosna, da çok kısa bir değinebiliriz. Bosna Hersek'in siyasi yapısı ve artık yani Bosna Hersek'in siyasi yapısına dair bütün konuşmaların başladığı ortak bir cümlesi var. Karmaşık bir yapı. Ve bu karmaşık yapıyı sadece böyle uzaktan ayrıntılara boğmaksızın anlatmak için Cumhurbaşkanlık Konseyi örneğini mesela verebiliriz. Bosna Hersek'te 3 tane cumhurbaşkanımız var. Bunlar 8 ayda bir değişiyor. 8 ayda bir değişince yani bir dönemde 2 defa başkanlık görevini bu Cumhurbaşkanlık Konseyi üyeleri yapıyor. Yani biri Sırptır, biri Hırvattır, biri Boşnaktır. Şu an ve aslında bütün önemli, hele özellikle bu yurt dışı siyaseti falan, yurt dışı siyaset söz konusu olduğunda bu üçlü konseyin her zaman bir ittifak, ortak bir görüş etrafında birleşmeleri ki ardından yürürlüğe girecek bir karar olsun. Yani böyle bir şeyin olması lazım. Bu Cumhurbaşkanlık Konseyi'nin dışında bizim devlet düzeyinde 2 tane meclisimiz var. Biri Temsilciler Meclisi ki seçmenler bunu doğrudan seçiyor. 42 milletvekili var bu mecliste. Diğeri ise Halklar Meclisi ki bu aslında parlamento milletvekiller tarafından seçilen ve her bir milletin beşer temsilcisi bulunduğu bir meclistir. Çok önemli bir meclistir çünkü hiçbir karar, hiçbir kanun bu meclisin onayı olmaksızın yürürlüğe giremiyor. O yüzden Bosna Hersek biraz da atananların önde olduğu veya daha böyle hakka sahip, daha çok hakka sahip olduğu bir ülke görünümünü bundan veriyor. Hükümetimiz de var. Tabii 9 tane bakanlık var hükümette. Genelde yine 3 Boşnak, 3 Hırvat, 3 Sırp şeklinde bütün hükümetler kuruluyor. Tabii dağılımı farklı olabilir. İşte Boşnaklar özellikle savaştan bu yana kendi bakanlık tercihlerini hep işte Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi biraz da hani devletin egemenliğini yansıtacak ve ilgilendiren bakanlıklarla ilgilenmişler. Ve bu şekilde yani Anayasa Mahkemesi var ki Bosna Hersek'in siyasi hayatında yabancılar çok önemli role sahiptir. Az önce yüksek temsilciyi zikrettik. Aslında yüksek temsilci Dayton Anlaşması'ndan, yani Bosna Hersek Savaşı'ndan ardından hemen atanmaya başlanan ve günümüze kadar devam eden çeşitli Avrupalı bürokratların oluşturduğu böyle onların yetkilerine baktığımız zaman Cumhurbaşkanını bile görevden alma yetkisine sahip olduğunu görüyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi'nde mesela 2 tane Boşnak, 2 tane Sırp, 2 tane Hırvat varsa 3 tane de işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından atanmış 3 tane de yabancı hakim var. Yani böyle yabancıların ciddi anlamda söz sahibi olduğu bir ülkeden bahsediyoruz Bosna'da. Bu iç anlaşmazlıkları da buna ekleyince onlara da bir nevi büyük abi rolü düşüyor. Ki bu da hani sahada yansımaları zamandan zamana çok farklı olabiliyor. Gün sonunda kahraman da onlar mı oluyor? Yani meseleleri çözen, arayı mesela, bulan. Evet, evet, barıştıran sürekli hani şimdi Allah başımızdan eksik etmesin dediğiniz tarzda evet. Öyle. Aslında çok paradoksal bir durum var. Bu yabancıların Bosna Hersek'te varlığı en çok Boşnaklar tarafından isteniyor. Yani bu yabancıların bu tür görevleri şu an icra etmeleri en çok Boşnaklar tarafından isteniyor. Bu da şundan dolayı
Hırvatlar ve Sırplar kendi milliyetçi söylemlerini ve ayrılıkçı söylemlerini hiçbir zaman bunlardan vazgeçmediler. Ve böyle dışarıdan müdahale edebilecek birinin olması biraz da hani çok fazla sıkıntı çıkarmadan kim bilir belki yeni bir savaş ortaya çıkmadan işlerin halledilebileceğini Avrupa Birliği başta olmak üzere ve ABD başta olmak üzere onların denetimi altında halledilebileceği izlenimini bırakıyor. Çünkü Sırplar ve Hırvatlar özellikle son birkaç yılda bu ayrılıkçı söylemlerine ayrı bir hız kazandırdılar. Boşnaklar da bir nevi haklı oldukları başta olmak üzere, yani haklı oldukları için hani şey halletmek sorunların halledilmesinde gözetmenlerin bulunmasını dört gözle bekliyorlar. Yani bir anlamda ortalığı yatıştıran, arayı bulabilen hakem olarak güvenebilecekleri bir şey oluyor. Yani bizi çok sevdiğinden, çok affedersiniz, bizi çok sevdiklerinden değil aslında. Yani şundan dolayı diyelim ki şimdi bir egemen bir devlet var, bağımsız bir devlet var. O bağımsız devletten bir toprak parçasını koparmak isteyen güçler var. Ve hani hiç olmazsa hani bu uluslararası hukuka aykırıdır. Sırpların da çekindiği veya Hırvatların da çekindiği bir otorite söz konusu. Bundan arkasına belki de vatanseverler sığınmaktadırlar. Yani bunun da temelinde Srebrenica'da yaşanan olayın o toplumsal hafızadaki derin izleri mi var? Yani bir daha benzeri yaşanması durumunda. Aslında Srebrenica'dan bahsederken Batı'nın bu anlamda tam ondan beklendiği bir rolü icra ettiğini iddia etmek mümkün değil. Srebrenica aslında bizim askerlerimizin o bölgede silahsızlandırıldıktan sonra Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında Sırplara teslim edilmiş insanlarımızdır. Yani biz silahsızlandırıldıktan sonra ve artık güvenli bölge denildikten sonra soykırım yaşandı. Yani burada bunun altını da çizmek lazım. Yani biz ne kadar hani boşnaklar olarak, vatanseverler olarak Batı'nın bazı konularda böyle müdahil olmasını kabul etsek de aynı zamanda Srebrenica başta olmak üzere birçok acı senaryonun aslında onların doğrudan gözetimi altında gerçekleştiğinin de farkındayız. Yani bir benzerinin yaşanmayacağına dair yine bir hüsnü zan mı var peki? Yoksa her an... Yok zaten hani... Geldiğimiz çağda mesela hani biraz daha küreselleşmenin etkisiyle her an her şey medyaya düşebiliyor. Bir anda başka haberler olabiliyor. Bu kadar başka ya bu tür konuları bir daha yaşayamayız. Evet. Aslında Bosna Hersek'te hele boşnaklar arasında kimse Batı'nın böyle önleyebileceği bir soykırımı önleyeceği için bir soykırımın yaşanmayacağını düşünmüyor. Yani burada aslında 90'lardan çok farklı olarak yani Srebrenica soykırımın yaşandığı o dönemden çok farklı olarak başka bir etmen var. O da Bosna Hersek'in artık kendine göre bir ordusunun olmasını. Yani Srebrenica'nın yaşandığı savaşta o savaşın daha başladığı ilk günlerde Bosna Hersek'in 2/3'ü zaten Sırpların elindeydi. Ve böyle bir savaşa biz girdik. Daha sonra işte zaten silahın yok, zaten hani bir ordu yok. Ne varsa askeri üslerden Sırplar zamanında almışlar, kendine götürmüşler ki o Avrupa'nın 4. ordusu olarak nitelendirilen bir ordu. Bütün bunlar götürdüler. Elimizde de hiçbir şey kalmadı. Biz hani çıplak ellerle savaşmak zorunda kaldık. Bu sefer ise hani bir Srebrenica'nın yaşanmayacağının en önemli garantörü yani Batı'nın böyle
iyi niyetli falan değil. Gene bizim öyle veya böyle önemli bir siyasi ve askeri aynı zamanda varlığa sahip olmamızdır. Bu yüzden hani Srebrenica gibi travmatik olaylar ancak bizim elimizle önlenebilir diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Biraz daha netameli konulardan daha belki güncel, daha tırnak için eğlenceli bahislere gelecek olursak ben biraz gezi ve seyahat kısmına gelmek istiyorum. Yani Türkiye'den özellikle en kolay, en rahat ekonomik anlamda gidecek yerlerden birisi Balkanlar oluyor. Bosna da buralardan birisi. Bosna Hersek'te gelenlere gezi rotası olarak ya da genel anlamda şuraları görmeden gitmeyin, şunları tatmadan gitmeyin diyeceğiniz ne gibi şeyler vardır? Kısaca bir gezi tavsiyesi olsak. Aslında Türk turistler bunu bizden çok daha iyi bilirler. Onların keşfettiği yerleri biz de sonradan ancak ziyaret edebiliyoruz. Şimdi 3 tane şehir var Bosna Hersek'te. Türkler zaten geldiğinde kendi tarihleriyle alakalı olarak yakın bulabilecekleri 3 tane şehir var. Birincisi Saraybosna. Saraybosna'nın zaten öyle bir çarşısı var. Kendinizi çoğu zaman işte Osmanlı'nın o eski dönemlerinde hissedebiliyorsunuz. Travnik var. Bu da zaten vezirler şehri. Travnik'te işte çok küçük bir çarşı var. Orada hani yürüyerek zaten bütün o çarşıyı, o merkez ilçeyi gezebiliyorsunuz. Bir de Mostar var. Mostar zaten Stari Most köprüsünü sanırım bizim bu yayında da arka plan olarak onu koymuştunuz. Aslında özellikle Türk turistler açısından en önemli, en çok bilinen, en tanınan bir yerdir. Oranın çarşısı da gene böyle bir Osmanlı kokuyor ki Türkler bu konuda yabancılık çekmezler yani böyle üç şehri gezerek. Şimdi Türklerin keşfetmediği ancak böyle gidilmesi gereken bir yer soracak olursanız hani böyle kıyıda köşede kalmış bir yer onu düşünmek lazım. Bosna'nın doğusu yani doğu bölgeleri güzeldir. Böyle Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgelerdir. Ancak mesela Foça gibi küçük şehirler, belki de bu hani köy turizmi dediğimiz şeyler konusunda Bosna Hersek'in sunabileceği çok daha şeyler var. Yani biz genelde turizmden bahsederken başkente gideriz veya başka büyük şehirlere gideriz. Orada ne varsa artık zaten hani rehberi de olur yanımızda veya internette zaten bir aramayla bütün cevapları bulabiliriz. Ancak Bosna Hersek'te Türklere ben bu köy turizme biraz daha kafa yormalarını tavsiye ederdim. Çünkü gerçekten Bosna Hersek'te o çok eski hani köy yaşamının yansıtıldığı mesela Lukomir köyü var Bjelašnica dağlarında. Saraybosna'ya da yakın bir arabayı kiralarsınız. Bir saatlik yoldan sonra oraya gittiğinizde daha yeni fırından çıkmış börek yiyebilirsiniz. Zaten oradaki evler de taş evleri. Yani o yollar tabii ki de kötü. Zaten hani köy turizmi değil. O zaman şehir turizminden bahsederdik herhalde. Yani insanı biraz da o tabiatla iç içe yaşadığı dönemleri hatırlatabilir. Genel itibariyle zaten Bosna Hersek'in %50'si falan ormandır. Yani sizin Karadeniz bölgesini çağrıştırıyor biraz sanırım bu anlamda. Bu köylerdeki insanlar Türkçe anlıyor mu konuştuğunuzda? Yoksa Boşnakça mı sadece? Yok ama hani şöyle bir turisti gördükten sonra börek verecek ninenin aslında dilden değil bakışlardan anlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir gönül dili varsa o bölgelerde, o köylerde falan muhakkak bir muhatabı bulursunuz. Çok güzel. Şu an oralarda yani bu tarz bir haftalık işte mesela Travnik dediniz, Mostar dediniz, Saraybosna ya da saydınız doğusu falan.
Böyle bir haftalık bir tur için. Böyle tahmini bir miktar var mı? Ulaşımıdır, işte cevapisini, diğer şeylerini Evet. denediğiniz fazla. Yani günceli ben bilmediğim için soruyorum. Evet, şimdi güzel soru aslında. Şimdi lira ile alakalı bazı sıkıntılar var son dönemde. Yani biz euro 10 bazında lira yaklaştı herhalde değil mi? 9 lira falan ne kadar oldu? 9 lira bir kami falan civarı oluyor bizim marka kıyasla. Tabii bu da hani çok fazla, tabii yani bir Paris kadar, bir Fransa, bir İngiltere, bir İspanya kadar pahalı şeylerle karşılaşmazsınız. Ki hani pahalılıktan da değil. Yani Bosna Hersek'in bu ülkelere nazaran hani biz ezberden zaten genelde bu ülkelere gidiyoruz. Yani sen kendini bir turist olarak bir yerde addedeceksen, Fransa'ya gitmeden hani veya İspanya'ya gitmeden nasıl turist olarak kendini hani isimlendirebilirsin? Doğrudur tabii ki. Ancak Bosna Hersek başka şeyler sunabilir bu anlamda. Kaç para şimdi lazım onu paraya çevirdiğimizde Pegasus'la mesela giderseniz çünkü Turkish Airlines tabii ki ne kadar daha iyi hizmet sunuyorsa biraz daha pahalıdır Pegasus'a nazaran. Pegasus uçağına bindiniz diyelim. Çok iyi hani kampanyaları da takip ettiniz falan filan, 60 euroya gidip gelebilirsiniz Bosna Hersek'e. Yani belli tarihlere denk getirdiğinizde 60 euro olabilir. Bu da ne kadar eder? 900 lira civarı falan sanırım. Şimdi Bosna'ya geldiniz, bir otel, Saraybosna'da bir yerde kalacaksınız. Bir gece 50 euroya çok rahatlıkla bulunabilir, 30 euroya da bulunabilir. Bu biraz da sizin şeyinize kalmış bir şey. Zaten genelde merkezi, Saraybosna çok küçük bir şehir olduğu için özellikle İstanbul gibi şehirlere nazaran nerede zaten kalırsanız hep bir arabayla 10 dakikalık mesafede olursunuz. Böyle 40 euro diyelim bir gece kalırsanız bir şeyleri yiyeceksiniz falan. Karnınız da biraz aç, doymak isteyeceksiniz. 5 euro diyelim böyle sağlam bir cevapi yersiniz. Onun yanında da tabii ayran veya yoğurt olmadan olmaz falan. Yani böyle bir yemek diyelim 12 euro. Pardon, 6 euro. 6 euro diyelim. Şimdi bütün bunları kağıda döktüğümüzde sizin biraz da zevklerinize bağlı olarak Bosna Hersek'te bir gününüzü çok rahatlıkla oteli saymazsak 30 euro ile kapatabilirsiniz bir gününüzü. Hani bir şeyler de yiyeceksiniz falan, işte müzeye gireceksiniz bilmem ne. 30 euro diyelim buna. Yani şeyi de 40 euro diyelim otele vermiştiniz bir gece kalacağınız. 70 yaptı. Bir gün diyelim ki 70 euro civarında oluyor diyelim. Şu an ülke ekonomisi nasıl Bosna'da? Ülke ekonomisi Bosna Hersek'ten bahsederken tabii biz çok güçlü bir ekonomik güçten bahsetmeyiz. Rakamlara baktığımız zaman aslında bu biraz daha net bir şekilde görülebilir. Örneğin bizim Bosna Hersek'te bu GDP dediğimiz yani kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 6.000 dolar civarıdır. Bunu kişi başına tabii, genel itibariyle ise 20 milyar dolar civarı. Yani Bosna'nın öyle çok güçlü bir ekonomisi yok. Genel itibariyle bir sanayi sektörleri var. Onun yanı sıra tarım önemlidir Bosna Hersek'te. Başta işte sebze, meyve, tahıl falan bunlar üretiliyor. Ondan sonra ekonomiden bahsederken turizm sektörü de önemlidir. Hizmet sektörü de tabii ki önemlidir. Yani genele baktığımız zaman böyle bir görünüm arz eder Bosna Hersek. Asgari ücret mesela
Asgari ücret Bosna Hersek'te 355 euro civarıdır. Bu sene gene ufak bir artış oldu. Yani 355 diyebiliriz. Yani alım gücü Bosna Hersek'te çok ciddi bir orta sınıf var. Yani aslında alt ortamı, üst ortamı bunu tespit etmek biraz zordur. Çünkü insanlar gerçekten güzel arabalar kullanıyor. Bizim tabii ki Bosna Hersek'te arabalar çok ucuzdur. Özellikle hani Türkiye ile falan kıyaslandığı zaman alım gücü ya şöyle bir Boşnak ya bir Bosnalı bir 600 euro maaşıyla yaşayabilir. Hayatta kalabilir. Yani zengin ve lüks bir hayat olmaz. Ancak ayakta kalabilir. Bir şey de eksiği bir olmaz yani. O alışverişini de yapar. Yaşar yani. Yaşar. Eğitim anlamında nasıl bir durum var? Hani ekonomiden eğitime geçecek olursak. Evet. Yani okur yazar oranından tutun da eğitim sistemine, sizin de bulunduğunuz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne falan böyle bir eğitim üzerine biraz desek size. Aslında eğitim, az önce siyasi yapının ne kadar karmaşık olduğundan falan bahsetmiştik. Eğitim de gerçekten en az o kadar karmaşık. Şimdi bizim devlet düzeyinde bir eğitim bakanlığımız yok mesela. Bu entiteler var Bosna Hersek'te. Sırpların çoğunlukta yaşadığı Republika Srpska entitesi var. Bir de Bosna Hersek Federasyonu var. Bosnaklar ve Hırvatların ortaklaşa böyle çoğunlukta yaşadığı entite var. Şimdi bu entitelerin eğitim bakanlıkları var. Daha doğrusu bu Sırpların çoğunlukta yaşadığı Republika Srpska'nın bir eğitim bakanlığı var. Boşnakların ve Hırvatların yaşadığı diğer entiteyde ise 10 tane kanton var ve 10 kantonun her birinin ayrı bir eğitim bakanlığı var. Yani Bosna Hersek'te toplam 13 tane eğitim bakanlığı var. Ve tabii her bir eğitim bakanlığı kendi başına böyle bir politika falan geliştiriyor. Maalesef böyle ortak bir strateji, ortak bir plan. Ki hatta tabii son dönemlerde bazı şeyler işte imzalandı falan devlet düzeyinde de. Ancak pratikte bunun yansımaları daha yok. O yüzden çok karmaşık bir yapı var. Yani yerel düzeydeki hükümetler eğitim politikalarını şekillendiriyor. Bu da tabii ciddi anlamda Bosna Hersek'in biraz daha böyle ademi merkezi bir görünümüne sebebiyet veriyor. Çocuklar işte 6-7 yaşında falan okula başlıyor. İlkokul ve ortaokul 9 yıllık bir eğitim söz konusu. Daha sonra ise işte 4 yıllık lise. Daha sonra işte 3 veya 4 yıllık fakülte lisanslar var. Yani fakülte, üniversite var. Şimdi Bosna Hersek'te özel ve devlet üniversiteleri var. Benim de hani mensup olduğum Uluslararası Saraybosna Üniversitesi buralarda biraz da Türk Üniversitesi olarak biliniyor ve gerçekten Bosna Hersek'in özel üniversiteleri sıralamasında en başta gelen bir üniversitedir. Devlet üniversiteleri tabii ki çok daha kadim, çok daha böyle her ülkede olduğu gibi onların ayrı bir ağırlığı var. Ancak özel üniversiteler bazen çoğu zaman hatta devlet üniversiteleri de geçebiliyor ve bizim mesela yarın mezuniyet törenimiz var bizim üniversitede. Bunun en az yarısı mesela Türk öğrencidir bizim mezun olacaklar arasında. 300'e yakın öğrencimiz var mesela mezun olacak. Yani genel itibariyle gençleri az önce sadece istihdam olarak yavaş yavaş Avrupa'ya kaptırdığımızdan bahsettik. Maalesef eğitim konusunda da benzer bir durum var. Gençleri Bosna Hersek'in
üniversitelerine genel itibariyle, bu herhangi bir üniversite özelinde bahsetmiyorum, burada tutmakta sıkıntımız var. Gençler buradan gitmeyi, yeni fırsatlar başka Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde aramayı tercih ediyor. Ama diğer taraftan da dediğimiz gibi Devlet Saraybosna Üniversitesi çok ciddi bir üniversitedir. 1940 yılında kurulmuş ve en önemli üniversite kurumu sayılıyor. Diğer taraftan da bizim Saraybosna, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi gibi çok böyle takdir toplamış özel üniversiteler de var. Siz liseyi Kayseri'de okumuştunuz. Evet. Uluslararası İmam mi? Evet, evet, evet. Güzel. Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz Bosna'ya kıyasla? Mustafa Germir herhalde mezunsunuz. Evet, evet hocam. Güzel. Şimdi Türkiye ile kıyasla şöyle bir aslında şey söyleyebiliriz. Bizim mezunlarımız, yani Bosna Hersek mezunları genel kültürü diyebileceğimiz bir alanda daha böyle yetişmiş bireyler olarak çıkabiliyor. Yani Bosna Hersek'te. Bu belki de biraz daha hani Batı'nın o merkezine daha yakın olmanın avantajlarından olabilir veya dezavantajlarından. Bizim perspektiflerimiz, yani perspektiflerimizin bağlı olarak. Diğer taraftan ise Türkiye'de çok daha böyle Bosna Hersek'te mesela zor, bulmakta zorluk çekebileceğimiz unsurlardan biri. Akademide hiyerarşi önemlidir. Yani hiyerarşi önemlidir. Türkiye'de bu hiyerarşi herkes bilir. Herkes bilmek zorunda. Hiyerarşi aynı zamanda otorite demek. Hiyerarşi aynı zamanda disiplin demek. O yüzden üniversitenin veya herhangi bir eğitim kurumunun misyon ve vizyonu düzgün olduğu takdirde gerçekten de birbirine benzeyen çok düzgün bireyler çıkabiliyor o eğitim kurumlardan. Bosna Hersek'te ise biraz daha hani bu rehavet olduğu için bireyler daha böyle bireyselci, ki bazılar için bu büyük şans olabilir. Ama genelde çok böyle sağlam bir el olmayınca da maalesef birçok genci de bu süreç içerisinde kaybediyoruz, kaptırıyoruz başka şeylere. Ben mesela Türkiye'den eğitim kurumlarının disiplinini çok severdim. Yani aklımda kalan önemli unsurlardan biri olarak diyebilirim. Bu bahsettiğiniz bireysellik daha dünyevi tarafa kayıyor anlamında mı söylediniz? Daha böyle şey, kendini daha ifade edebildiği, sonuçta farklılaşabildiği bir imkan da sunuyor aslında az önce dediğiniz gibi. Tabii ki. Yani Boşnakların biraz da kaderinde bu var, bu bireyselcilik. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim 90'lara kadar böyle bir 100 yıl ardından hiç bir sağlam bir kurumumuz, bir derneğimiz yoktu. Bir siyasi partimiz yoktu. Sosyalist rejimde zaten tek bir parti vardı bütün Yugoslavya'da. O parti ise, o rejim ise daha önce en önemli siyasi temsilcilerimizi bir nevi hani düşman ilan etmiş ve tamamen sıfırlamış bizim kurumsal siyasette mesela kurumsal benliğimizi. Kültür alanında da aynı şey oldu. Bütün derneklerimiz kapatıldı, resetlendi. Daha öncesinde ise yine Yugoslavya, birinci Yugoslavya ortaya çıkınca gene her şey resetlendi. Avusturya, Macaristan, Osmanlı'dan kalma birçok şeyi resetledi. Yani sürekli resetlerden geçe maalesef ayakta kalan bir kurumumuz, bir derneğimiz, bir ortak bünyemiz kalmadı, yıprandı diyelim. Ve bu aslında başarılı Boşnakların tarih boyunca ancak kendi gayreti, kendi özel iradesiyle bir nevi hani olsa olsa olmasına yol açtı. Bu da doğal olarak günümüzde Boşnakların genel itibariyle böyle çok büyük yapılara karşı, çok büyük böyle birliklere karşı biraz da şüpheci yaklaşmalarına yol açmıştır. Ve yarın bir gün
Bu da gidecek gibi bir yeni bir şey mi yani, resetlenecek falan? Ya şimdi tabii ki Anlamda mı? tarih tekerrürden falan ibaretse resetlenir. Ama bir Boşnak olarak, bir vatansever olarak kesinlikle bu durumun resetlenmesini istemezdim. Yani şu anki bizim konumumuz aslında özellikle önceki konumlara nazaran çok daha uğurludur, çok daha iyidir. Tabii resetlendikten sonra bundan da iyi olacaksa o zaman ben de belki resetlenme taraftarı olabilirim. Evet, bazen yani yıkım gibi görünen şey aslında yeniden bir inşa fırsatı sunuyor bize. Tabii bu Tabii. şekilde giderse yani, yoksa dışarıda başka bir enkaz bırakacaksa Tabii. çok Ya da. bütün devrimler, aslında bütün devrimlere, ki Bosna Hersek'te sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir devrim de yaşanmıştı 90'lı yıllarda. Bütün devrimler toplumun o etmenlerini öyle bir alt üst ediyor ki, yani planlı olmanın imkanı yok gibi. Yani olup bitenlerin planlanmış olabileceğini, yani biraz zordur. Yani biz bunu tarihte de görüyoruz. Fransız devriminden mesela. Yani şimdi o devrimi başlatanlar zaten birçoğu, hepsi, yani hepsi diyebiliriz, asıldı veya jilotinden geçti. Yani bütün devrimler aslında böyledir. Ya hiçbir zaman nasıl biteceğini bilemezsiniz. Çünkü bütün her şeyi alt üst ediyor. O yüzden hani reset aslında, ben az önce devrimlerden, reset devrimdir. Zaten adı üstünde, devrim her şeyi deviriyor yani. Ve o devirmede altta kim kalacak, üstte kim kalacak, gerçekten de yani bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bugün altta kalan yarın üste çıkabiliyor. İşte o gün üstte kalan yarın altta Tabii. kalan tehdidiyle. Hatta Yani bir güvensizlik çok net bir şekilde. tabii ki, ama yani sosyolojide bunun kavram, bu alt kültür, üst kültür gibi kavramlar mesela var mesela. Şimdi zaten anca devrimler bir alt kültürü üst kültüre çevirebilir. Biz Boşnaklar, yani öyle bir şey düşünün ki, şimdi sosyalist Yugoslavya'da bütün medreseler kapandı. Bir medrese hariç Bosna Hersek'te. Savaş başladı, başlar başlamaz öyle hani savaşın ortasında bizimkiler, bizim siyasi temsilcilerimiz 3 tane medreseyi açtı. Savaşta açılan 3 medrese. 50 yıldır tamamen her şey kapalıydı. İlk bulduğum fırsattı, öyle bir fırsat buldum en sonunda. Hemen açtım ve bugün medreseler mesela en güçlü okullarımızdan, en güçlü liselerden denilebilir. Yani şimdi bu günümüz Bosna Hersek'te en güçlü liseler arasında yer alan medreseler Sosyalist Yugoslavya'da yasaklanmış okullardı, eğitim kurumlardı. Onun öncesinde ise Boşnakların sadece o medreseler aracılığıyla kendi tarihlerini ve kültürlerini tanıyabilecekleri kurumlar olmuştur. Şimdi sadece mesela bu basit gibi gözüken medreseler üzerinden devrimlerin gerçekten de ne kadar her şeyi az değiştirebileceğini veya alt üst edebileceğini gösteren önemli şeylerdir. Medreseler demişken, ülkede İslam dini nasıl yaşanıyor? Yani Türkiye'deki Müslümanlığa kıyasla gördüğünüz benzerlikler ve farklılıklar neler? Yani Bosna Hersek'te biraz daha böyle tabii Hanefi mezhebi, yani birçok işte tarikatlarımız bile, hani aynı Türkiye'de ne varsa burada da vardır falan. Burada belki biraz daha böyle selefilik, Türkiye'ye nazaran daha böyle daha güçlüdür diyebiliriz. Yani daha böyle, bu da biraz hani sosyopsikolojik olarak savaştan sonra kendini tam olarak bir yere konumlandıramayan, yeni bir arayış içerisinde bulunan bireylerin farklı bir dini anlayışta anlam bulduklarından dolayı olabilir. Yani bu da aslında 90'lara bağlanabilir. Selefilik var mesela Türkiye'ye kıyasla böyle daha öne çıkabilecek bir unsur olarak.
Bosna Hersek'te İslam yani Osmanlı'dan, Osmanlı öncesinde de dervişler veya sufiler tarafından bu taraflara getirilmiş Boşnaklarla, Bosnalılarla, Bosna'yla tanıştırılmış bir din olmuştur. O gün bugün işte çok şükür ayakta kalmış ve bütün o zulümlere rağmen artık Bosna Hersek'in %51'ini oluşturan Müslümanlar kendi dinlerini sayıca, en azından sayıca en çok mensubu olan bir dindir Bosna Hersek'te. İslamofobi var mı peki şu an orada? İslamofobi aslında vardır. Yani bu İslamofobi özellikle Sırpların ve Hırvatların Avrupa meclislerinde, Batı meclislerinde Boşnakların aslında güçlü yapılmaması gerektiğini anlatmak için kullandıkları argümanlardır. Yani işte eğer Boşnaklara müsaade ederseniz onlar burada bir şeriat devleti kurarlar ve bundan yola çıkarak biraz da Avrupa'da kendine yakın özellikle sağcı parti temsilcilerini bulabiliyorlar. Yani muhatabını bulabiliyorlar. İslamofobi siyasette genel itibariyle bu şekilde devam ediyor. Var tabii ki. Yani Sırplar zaten milliyetçi Sırplar Osmanlı'dan çok nefret ediyor. Yani Osmanlı'dan Osmanlı'ya dair o kadar uydurulmuş hikayeleri var ki bütün bunların aslında hesabını Boşnaklar bugün ödüyor. Yani çünkü bizi bir görüyor. Tabii ki bir yere kadar da haklılar. Ancak Sırplar özellikle bu milliyetçi söylemlerini güçlendirmek için çok işlevsel buldukları İslamofobiyi yoğun bir şekilde kullanıyorlar diyebiliriz. Yavaştan bir saate yaklaşıyoruz. Ben son iki soru sormak istiyorum. Birincisi bu, az önce Osmanlı'da geldik. Şu an Türklere ve Osmanlı'ya dair bakış açısı nasıl? Hem Boşnaklarda, hem Sırplar, hem Hırvatlarda. Ve az önce dediniz ya, bazı uydurulan şeyler var. Evet. Yani bu belki Boşnaklar arasında olumlu anlamda da uydurulan şeyler vardır, bilmiyorum. Nasıl bir Osmanlı ve Türk kurgusu var zihinlerde? Onu biraz anlatabilirseniz. Şöyle bir iddiayla cevaplandırayım ben isterseniz. Şimdi dediğimiz gibi eğitim sistemi çok karmaşıktır. Boşnaklar ayrı tarih kitaplardan okuyor, Sırplar ayrı, Hırvatlar ayrı kitaplardan okuyor. Benim şöyle bir iddiam var. Bunu seve seve hangi milletle, hangi ülkeyle, hangi eğitim sistemiyle karşılaştırırsanız karşılaştırın, aynı sonuca çıkacağınızdan eminim. Osmanlı'ya dair imge başka herhangi bir ülkede bu denli olumlu değil. Bosna'da olduğu kadar. Yani bizim okuduğumuz tarih kitaplarda Osmanlılara dair herhangi olumsuz bir imge, olumsuz bir imajı bulamazsınız. Bu aslında biraz da sorunuza cevap veriyor diye düşünüyorum. Şimdi ne kadar olumluysa Boşnakların tarih kitaplarında, eşit derecede Sırpların tarih kitaplarında o denli olumsuzdur. Ve az önce hikayelerden kastım şudur. Ya işte herhangi bir yerde, Sırbistan'da mesela çok popülerdir bu. Her şehrin ayrı bir hani büyük Sırp komutanlarının başları kesildiği ve kuyuya doldurulduğu bir meydanları oluyor mesela. Şimdi buna dair bunlar tabii ki daha çok şehir efsaneleridir. Ancak zamanla insanların kafalarında öyle bir yer etmiş ki, yani zaten hani adamın tarihle bir ilgisi yok, ancak genel bir kabul olarak kafasında yer tutmuştur. Hırvatlar bu kadar meşgul etmiyor Türklerle veya Osmanlılarla.
meşgul etmedikleri için, ama tabii ki de onlar açısından da Osmanlılar bir sömürgeci güç, bir işgalci falan, onların tarih kitaplarında bu şekilde geçiyor. Ama ben hatta iddiamı şu şekilde daha da böyle bir kuvvetlendireyim. Türkiye, yani Türkiye'de tarih kitaplarında bile Osmanlı Bosna'da veya sesim geliyor mu? Şu an geldi. Sanırım bir kopukluk oldu. Evet. Kitaplarda dediniz, sonra duyamadım. Bir kopukluk yaşandı sanırım. Hı hı. Dediğim, belki de son dediğim, son dediğimi duymamıştınız. Dedim ki Türkiye'de çocukların okuduğu tarih kitaplarında bile Osmanlı'ya dair imajın bu kadar olumlu olduğunu sanmıyorum ki siz de az önce dediğiniz listeyi ben Türkiye'de okudum, aşağı yukarı hani neler okunduğunu tahmin edebilirim. Bosna Hersek'te Boşnakların Osmanlı imajı, kafalarındaki imajı gerçekten olumludur. Yani bu da aslında sık sık sanki medyada yansıyordu benim görebildiğim kadar. Ya da oraya gittiğinizde hemen insanların sizi sahiplenmesi de. Ya ben de bizzat müşahede ettim aslında bunu. Son olarak da şunu soracağım ben. İki ülkede de yaşadığınız için. Türklerle Boşnaklar ya da Türk hayatıyla Boşnak hayatını kıyasladığınızda gördüğünüz benzerlikler, farklılıklar neler? Ya her şeyden önce biz aynı devletin neferiydik ve öyle bir dönemdi ki 400-500 yıla yakın bir dönemdir aynı devleti paylaşıyorduk. Bu ister istemez yani en basit yemek kültüründen insanların zihni yapılarına kadar yansımaktadır. Yani şimdi bizim, siz az önce Bosna Hersek'te İslam anlayışından bahsettiniz. Belki de bütün bu Müslüman ülkelerin arasında en yakın bulduğumuz hani İslam anlayışı, İslam yaşayışı Türkiye'dir bizim için. Yani dini pratiklerimiz, dini anlayışımız bile birbirine çok benzemekte. Yemekten hiç bahsetmeyeyim. Yani ben hiç Türkiye'deyken mesela şeyin eksikliğini hissetmedim. Annemin mutfağını eksikliğini hissetmedim. Ha, şimdi Bosna'ya döndüm, Türkiye'nin eksikliğini hissediyorum. Çiğ köfte yok mesela bizde. Ancak duyduğuma göre çarşıda bir yerde bir çiğ köfteci varmış. Zaten birkaç gündür kendimi oraya gidip o çiğ köfteyi almaya, zorlamaya çalışıyorum. Yani demem o ki önemli ölçüde kültürlerimiz zaten tek bir kaynaktan yani besleniyor. Bu insanların düşünüş veya yaşayış tarzlarına da yansımış. Ve biz artık hani bütün dediğim gibi Müslüman ülkeleri arasında kendimize özellikle kültürel açıdan en yakın olarak Türkiye'yi buluyoruz. Anladım hocam. Ses az önce gitti gibi oldu ama tamam. Yani bu yakınlığı da dediğiniz gibi inşallah, hatta yakınlığını da inşallah daha da ileri noktalara götürecek işler de yapabiliriz. Bu tür programlar da hem buradaki insanların Bosna'yı tanıması için güzel bir vesile olmuş olur. Ya zaten tanıyoruz veya aslında tanıyoruz sanıyoruz ama bir nebze daha katkı sunar diye düşünüyorum ben. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey oldu. Program oldu bizim için de. Sizin varsa son diyeceğiniz onu alıp kapatalım. Ya Bosna'da bekliyoruz. Bir sonraki buluşma Bosna'da olsun diyelim.
Öyle kapatalım inşallah. Çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyelim buradan da Bosna'ya bolca selam.